Çin için resesyonda diyorsunuz işte Amerika'yı konuştuk, Avrupa'yı konuştuk. Bizde durumlar ne olacak sizce bu çerçevede? İşte, tabii bu yani bu, bu, bunun buraya gelmesi lazım. Bunun devamında bunu konuşmamız lazım. Ama önce Çin'in durumunun yani Türkiye etkisi konuşulur ama aslında dünyaya etkisi var. Yani bu tüm dünya etkileyecek bir oyuncu. Dünya üzerinden de beni etkileyecek. Şimdi biz geri dönüyorum. 8 sene önce, 7 sene önce, 6 sene önce Çin deyince dünyanın fabrikası filan diyorduk. Yani böyle tepeden fotoğraflar falan gösterildi. Uçak. üretim merkezi. Yan evet. üretim merkezi gibi, gibi. Aynen öyle. Uçaklar uçarken böyle bir şehir bitiyor öbürü başlıyor. Nerede bittiğini anlamıyorsunuz. Yani bizim bir bölgemiz kadar büyük organize sanayi bölgeleri vardı adamlarda. Yani öyle hani şehrin bir bölümü falan değil. Ege bölgesi kadar organize sanayi bölgesi var heriflerde. Bir tane. Tek tek bir tanesi Ege bölgesi kadar. Şimdi bu boyutta bir ekonomi vardı. Şimdi diyoruz ki bunlar yavaşlıyor. Peki dediğiniz gibi dünyanın üretimini yapıyorsunuz ama şunu atlamayalım. Diyelim ki Yeryüzündeki bütün oyuncakların yüzde %50'sini Çin üretiyor. Bazı rakamlarda bu daha bile yüksek bu arada yani. Peki kardeşim 50'sini üretiyor da bu oyuncak için ne lazım? Yani ham madde olarak şu 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 lazım. Bunların hepsi demek Çin'de var. Tabii ki yok. Bir kısmı var bir kısmı yok. O zaman demek ki siz dünyadaki her şeyi üretiyorsunuz demek. Aynı zamanda dünyanın her yerinden ham madde alıyorsunuz demektir. Özellikle de dünyanın her yerinden enerji üretmek için bir şeyler alıyor olmanız lazım. Yani bu doğrudan elektrik ithalatı Çin için pek söz konusu değil ama doğalgaz, petrol falan. Şimdi o zaman dünyanın en büyük üretimini yapan ülke dünyanın tüm ham maddesine de göz dikiyor. Yani şimdi ne diyoruz mesela elektrikli araçta Çin, Amerika'yı ya elektrikli araç lityum falan konuşup duruyoruz değil mi? Değişik madenler konuşuyoruz. Madenleri bu ithal ediyor demektir. Sonuç. Bu adamların ham madde talebi yüksek, ham madde fiyatlarını da bunlar belirliyorlardı. Şimdi diyorum ki bunlar yavaşlıyor. O zaman dünyada ham madde talebi daha düşük seyredecek. Çünkü o adama demir çelik lazım değil. O demiri, çeliği, gümüşü, bakırı, lityumu üreten mesela Latin Amerika'daki Meksika gibi ülkelerde bu işten zarar görecek demektir. Ha demek ki Çin sadece Çin değil üretimi zayıflıyor ve daha az ham madde lazım demek. Ham madde ihracatıyla ayakta kalan ülkeler bu işten dayak yiyecek demek bir. İki, enerji bu adam kimden alıyorsa ki zaten enerji alabileceğiniz dünyadaki ülke sayısı sınırlı. Belli yani işte kimde, kimde doğalgaz olduğu belli. O ülkeler de bundan olumsuz etkilenecek demektir. İki, ha bunu koyduğumuzda e bunu Türkiye'ye bağlamak gayet basit. Biz de enerji ve ham maddeyi ithal ediyor olduğumuza göre aslında bu bize bu maddelerin fiyatı anlamında olumlu dönüşü olur. Olumlu dönüşü olur. Olumsuz tarafı ne? Çin'in büyümesi yavaşlıyorsa dünya büyümesi yavaşlar. O zaman bizim de büyümemizi olumsuz etkilemesi beklenebilir. Ee, yani çok zamandır öyle bir senaryomuz var. Abi Çin oradan uzaktan yolluyor. O zaman Çin yerine biz bunu Türkiye'de üretsek Avrupa'ya satsak filan. Pandemide biraz başardık bunu. Hani belki burada bir avantaj yakalanabilir ama sadece bununla yakalanamadığını başka bir sürü şeyi düzeltmemiz gerektiğini işte son 5 yılda defalarca gördük. Yani fırsatlıdır belki ama biz bunu daha önce ne kadar kullandık ki bu sefer bunu kullanalım tartışılabilir. Buradan müthiş muazzam bir fırsat bence çıkmaz. Ama emtia fiyatlarının düşükse mesela enerji başta olmak üzere Türkiye'ye yansır, olumlu yansır, olumsuz nerede yansır? İhraç ettiğim emtia başım ağrır. Mesela biz demir çelikte iyi bir oyuncuyuz, demir çelik ihraç ediyoruz. E böyle baktığınızda oradan başımız ağrır. Dünya büyümesi yavaşlar daha az otomobil talebi olursa e, otomobil ilacı ediyoruz oradan başımız ağrır filan yani böyle şeyler olur. Çin'i çok önemsemem Türkiye üzerine etkisi anlamında enerji hariç. Evet. Diğerleri açısındansa şöyle bir basit örnekle bitireyim. Amerika doların faizini arttırıyor ya da yüksek tutuyor dediğinizde dolar zor bulunan maliyetli bir şey demektir. O zaman siz Türkiye'ye Doların faiz yüksek demektir. Siz Türkiye dolar borç alacaksanız maliyetiniz artacak demektir. Dolarım var bankaya yatıracağım diyorsanız faizini etkileyecek demektir. Tersi de bizi etkileyecek demektir. Amerika ne kadar geç faiz indirse bizim de ucuz dolara erişimimiz o kadar gecikecek demektir. Dolayısıyla aslında yine Amerika'nın faiz kararı bizi Çin'den filan daha çok ilgilendiriyor. Ve Amerika ben bu faiz indirmeyi de öyle yakın zamanda yapacağım demedi vatandaş gaz veriyor. Hani böyle biz çok şey gibi evrene olumlu mesaj yollarsak ya ya bence Mart'ta indirir falan diye konuşursak Fed Başkanı'nın etkileneceğini falan sanıyorlar herhalde. <laughs> Halbuki adamlar çatır çatır rakamlar üzerinden yok daha vakti gelmedi dediler bize. Bu yani bizim en büyük etkisi bu olur bence. Hocam peki böyle bir ortamda e, yatırımcılar hangi pozisyonda konuşlanmalı? Evet şimdi burada şu var tabii yani buradan bize ne gelir derseniz ben dediğim gibi bir önceki yayında söylemiş olduğum yani bu Amerikan hisseleri işte 7 tane sene çok gidiyor bunlar bir yerde patlar mı diye korkuyoruz. Amerika faizleri yüksek gitmeye devam ederse ve bir geri dönüş başlarsa orada bu korkuyu dışarıda bırakarak konuşuyorum. Bu korkuyu dışarıda bırakarak diyorum ki bu adamların ekonomisi iyi. Yani Amerikan borsasının da Avrupa borsasının da aslında böyle bir trigger yani tetikle beraber patlaması dışında aslında ekonomileri kötü olduğu için patlamasını beklemem. Yani Amerikan ve Avrupa hisseleri bence hala bir süre daha olumlu gidecek. Ama diyorum ki bu o 7'ye odaklandığımız yani Amazon, Google, Facebook teknoloji hisseleri, teknoloji hisseleri fonu meselesi odaklandığımız bölüm biraz diken üzerinde tutuyor. Yani o, o konsepti dışarıda bırakarak Avrupa'dan, Amerika'dan olumsuz bir şey gelir mi? Vallahi bence gelmez. İki, eğer biz ya ne zaman düşürecek? Şimdi olmadı iki ay. İşte birisi 2 ay diyor öbürü 3 ay diyor. Ben 8 ay diyorum. Neyse kardeşim 3-5 aya kadar faizler düşecekse o zaman biz bir daha %8-9 getiren Eurobond bulamayız.